olacaktır. Ama ben Eskişehir'de açık, ben olaya şöyle abi bakıyorum. Hı. Biz Eskişehir'de İYİ Parti olarak seçimi nasıl kazanırız? Kaybedersiniz. Şimdi Yılmaz Büyükerşen'e de olabilir, kaybettirme riski doğurursunuz. O zaman ne kazanmış olursunuz? Ben gerçekten merak ediyorum. Mesela Yılmaz, evet, Büyükerşen, siz ya da Melih Bey. Çünkü Melih Bey'in ismi de geçiyor. 35 yaşında genç bir arkadaş, evet, işletmeci. Değil mi? Melih Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Melih Aydın. Evet, Melih Aydın. Melih Bey. Mesela Melih Bey girdi. Siz girdiniz. Siz niyetliydiniz ama parti biraz sanki Melih Bey'e yönelmiş gibi hissettim ben adaylık konusunda. Evet. Girdiniz ve Yılmaz Bey'e kaybettirdiniz seçimi. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından biri. Mesela 1 Nisan sabahı kalktığınızda şu duyguyla mı uyanacaksınız? Harika bir iş yaptık. Yılmaz Büyükerşen'e kaybettirdik. Soru olarak mı, evet, soruyorsunuz? Evet, evet. Şimdi şöyle ben gerçekten benim, merak ediyorum. Anlayamıyorum çünkü İYİ Parti'nin kariyer planlamam içinde bir büyükşehir belediye başkan adaylığı yok. Daha önceden de yoktu. Ben yeni milletvekiliyim şu an için. Ama tabii ben siyasete girmeme vesile olan Sayın Genel Başkanımız bu konuda ısrarcı olursa tabii ki partimin bir görev adledir ve nereye aday olmamız gerekiyorsa oluruz. Ama benim hiçbir belediye başkanlığı ile ilgili bugün itibariyle bir kariyer planlamam yok. Bunun dışında Eskişehir'de birçok kişiyle görüşmeler yapıyorum. Hem büyükşehir adaylığı ile ilgili, çünkü ben şehrimin İYİ Parti'nin milletvekiliyim. Ve en iyi adayı bulup genel başkanıma götürmek için çalışmalar yapıyorum. Hem kırsal ilçede hem merkez iki ilçede. Hatta dün bir oda başkanıyla bir başkanlıkla ilgili görüştük. Kendisi de istekli bu konuda, İYİ Parti'den aday olma konusunda. Tabii biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Ticaret odası başkanı. Yani onu söylemeyeyim, bir oda başkanı. Tabii ben çalışmalarımı yapıyorum Eskişehir'de. Tabii şu da var. Biz Yılmaz Hocam Türkiye'ye mal olmuş çok başarılı bir belediye başkanı. Yani Yılmaz Hocam Eskişehir'de hepimizin hocası, hepimizin sevdiği, saydığı bir belediye başkanımız. Biz Yılmaz Hocam'ın bugüne kadar yaptığı şeyleri hiçbirini yok saymıyoruz. Çünkü Yılmaz Hocam Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama tabii her liderde olduğu gibi zamana yenilme diye bir sorun var. Çünkü Barış Bey, siz çok gençsiniz. Siz de 80-90 yaşlarınıza geldiğinizde Yılmaz TV Hoca dimdik ama valla tamam, Gürkan Acır'dan daha hızlı yürüyordu biz geldiğimizde. Şimdi, hatta tamam, Gürkan Acır dedi ki hocam yorulduk, bir çay kahve ısmarlayın. Barış Bey, valla biz merdivenleri çıkarken yorulduk. Yılmaz Hocam 4-4 çıkıyordu merdivenleri. Sana bir örnek vereyim, bir laf söyleyeyim bununla ilgili. Tüp bitmeye yakın harlı yanarmış. Hiçbir bak, şey Yılmaz Hoca da valla beyni pırıl pırıl. Harlı yanar. Beyni pırıl pırıl hocamın. Ama tamam, bence bir doğru siyasetçi olarak sizin böyle yorumlar yapmanız şimdi, doğru değil. Ben, o başka bir mesele. Bir de belki Cumhuriyet Halk Partisi şey, Eskişehir'de belki şimdi, genç bir aday çıkaracak. Evet. Ya şimdi, Yılmaz Bey'le mi devam edecek? Yılmaz Hocam Eskişehir'i evet, marka yaptı, bir yere getirdi ama son 5 yıldır Eskişehir'de yani hiçbir iş yapılmadı. Çok büyük eksiklerimiz var. Yapılmadı tabii, değil, ben çıkarttım. Benim, bugün 4 saat çalıştım Eskişehir'e. Tabii, siz anlatabilirsiniz. Burada hepsi. Bu sizin kendi yorumlarınız. Şurada ben de yazıları da çıkarttınız. Değil de. Eskişehir'de yazılar yazılmış yıldır, Eskişehir'de. Baktım hepsine. Eskişehir'de son 5 yıldır ciddi sıkıntılar var. Tabii Yılmaz Hocam bir yere getirdi. Bundan sonra bayrak devrini genç bir Eskişehirli'ye yapıp Eskişehir'i bugün geldiği noktadan çok daha iyiye götürecek. Yılmaz Hocam'ın yaptığı şeylerin üzerine bir şeyler koyacak birini Eskişehir'de seçmek zorundayız. Bu arada bu hangi partiden olursa olsun ama genç olsun, Eskişehir'i İleriye taşıyacak, Yılmaz Hocam gibi marka yaptığı gibi onu daha da yukarıya taşıyacak birine ihtiyacımız var. Yani AK Partili biri olsa sen, mesela siz rahat Barış, eder misiniz? Çok iyi oldu der misiniz? Ya da MHP'li Barış, birisi. O konudan önce şunun altını evet, çizelim. Buyurun. Siz tüp bitmeye yakın harlı yanar dediniz. Burada bir evet, yaş göndermesi yaptınız ama şunu söyleyelim. Bir kere Sayın Yılmaz Büyükerşen'e evet, saygılarımızı, sevgilerimizi de buradan ileterek ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu söylediğiniz şey geçerli olabilir evet, belki ama hani ben bir siyasetçinin de bunu dile getirmesini çok doğru da bulmadığımı ifade edeyim. Ama madem söylediniz şunu söyleyelim. İki şey olursa. Bir, yaptığı idare başarısız olursa, beğenilmezse. İki, seçimi kazanamazsa dediğiniz olabilir. Ama seçimi kazanan, hala hazırda sürekli seçimleri kazanarak gelmiş. Gene kazanacak. DSP'den geçmiş, gene kazanmış. CHP'ye gelmiş, gene kazanmış. Şimdi başarılarını da siz anlatıyorsunuz. Böyle bir kişinin yaşı söz konusu edilebilir mi sizce? Bence edilebilir. Çünkü yani zamana yenilme diye bir şey var. Bugün ben önümüzdeki 5 yılı düşünüyorum diyorum. Evet. Öyle mi? Çünkü ben de bugün ben
iş adamıyım, siyasetçiyim. Ben şirketimde 90 yaşında bir genel müdür. Çalıştırmıyor musun? Çalıştırmak istemem. TV100 90 yaşında bir sunucuyla. 96 yaşında Amerika'da anchorman vardı, biliyor musunuz? 96 yaşında. Yani ben yaşı, ben tabii bir örnek. Yani yaş şimdi, üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. Bakın şöyle bir şey var. Bu, bizi izleyen birçok insan da rahatsız eder. Haklı şunu, da değil. Şunu anlatmak istiyorum. Kimseyi rahatsız etmez. Çünkü şöyle bir durum var. Herkes için kabul edilmiş internasyonel bazı durumlar var. Bu durumları da siz ne derseniz, ben ne dersem deyim, değiştiremeyiz. Onun için burada herkes, çünkü ben milletvekiliyim. Ben atanmış bir insan değilim. Ben seçilmiş bir insanım. Siz de atandınız canım. İyi Parti'de nasıl seçildiniz? Ön seçimle mi üyeye evet, dayalı ön seçimle seçildik maalesef. Kaçı bizim aldı, CHP, maalesef derken. CHP'de CHP gibi değil, bizde ön seçim oldu. Eğilim seçimleri. Eğilim yoklaması oldu yani. Yok yok, ön seçim oldu. Hakim şöyle, huzurunda, hakim huzurunda. Hakim huzurunda değil. Ha, bizim bu şey, genel başkanımız ön seçim şey yaptı. Yani ön seçimle oldu. Seçim canım, tabii şöyle bir şey var. Atanmış derken ben şunu izah etmek istiyorum. Ben milletvekili olarak düşüncelerimi özgür söyleyebilmek için bize dokunulmazlık, bize seçilmiş ünvanı verildi. Onun için benim düşüncelerim ben özgürce söyleyebildiğim zaman değerli. Onun için ben özgürce her şeyi söyleyebiliyorum. Ben karnımdan konuşmuyorum. Fabrikadaki çalışanları üye yaptınız mı partiye ön seçim öncesi? Yapmadık. Yapmadınız peki. Öyle bir bilgi mi var? Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. Öyle bir bilgi mi var Barış? Ya Eskişehir'den yazıyor izleyiciler. Diyorlar ki ya, sorar mısınız diyor. Sorun ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Fabrikanız var efendim. Biz sanayici bir aileyiz. Kaç personeliniz var başkan? Sayın Vekil. 2000. 2000 personeliniz var. Bu 2000 personel içinde İyi Partililer mi var diyorsun Barış? İyi Parti yani üyesi mi? Eskişehir'den yazıyorlar da esas başka bir arkadaşımız yazmış. İyi Parti'nin üyesi ne kadar Eskişehir'de? İyi Parti'nin Eskişehir'deki üye sayısı ne kadar başkan? 5000. 5000. Siz kaç oy aldınız? Ben 1600 oy aldım. Maşallah. Ama 1600 oy 5000'den değil. Seçime gelenler 2500 civarı. Şimdi Sayın Atipoğlu, Eskişehir CHP'lilerin neredeyse tamamı yazıyor mu sana? Şu an Hacı görüyor. Yani durmuyor telefonum. Fakat içlerinden birisinin temsili hakkı var. Sayın Recep Taşel, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı. Ne diyor? Yani diyor ki reddediyoruz söylemlerini Sayın Atipoğlu'nun ve yayına bağlanmak istiyor ama tabii patron sensin. Bir şey belki Nebi Bey'den sonra Nebi Bey reddettiğini anlamadım. Cevap hakkı doğacak bir şey söylemedi Sayın. Nebi Bey şu sizi rahatsız ediyorum. Şöyle bir şey gördük. Şimdi hayır bir genel hocam, bir tek bir de, sayılmaz başka hocam. Şöyle onun dışında Hacı şunu da söyleyeyim. Hacı sanki abi, şöyle mesela, bir şey sizinle var. İlgili şunu da söylüyorlar. Bir oy bize verin, diğer oyu kime verirseniz verin dediğiniz yönünde de Eskişehir'den iddialar geliyor. Cevabını beklemeden başka soruya geçiyorum. Cevabını ben organize edeceğim. Ben organize edeceğim. Merak etmeyin. Soru cevap dersek çok daha iyi olur. Şu sizi rahatsız ediyor mu? Şöyle bir hava oluştu sanki. Yani İyi Parti sanki CHP'ye kazandırmak zorunda olan partiymiş gibi. İyi Parti müstakil bir parti değil de efendim Eskişehir'de o önde madem siz orayı destekleyin. Siz CHP'ye kazandırmak zorunda mısınız? Kendinizi hala CHP'ye kazandırmak zorunda mı hissediyorsunuz? Bak Hacı, Hacı zaten onlara itiraz ediyor zaten. Sorun bu. Hayır, çünkü ama zaten onlara itiraz ediyor. Tamam diyor. İşte şöyle. Soru ne? Ama işte CHP'ye kazandırmak zorunda mısınız? Kendinizi bu baskı altında görüyor musunuz? CHP'liler size böyle geldiği zaman bu sizi rahatsız etmiyor mu? Sanki CHP İyi Parti müstakil değil de İyi Parti CHP'nin adayların olduğu yerde gözükmesin. Bu sizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Bu beni değil herkesi rahatsız eder ki ben çok iddialı bir kişiyimdir her konuda girdiğim her ortamda. İddialı bir kişiliğim vardır. Onun için biz İyi Parti olarak hiçbir partinin arka bahçesi ve yancısı olmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Ancak CHP cenahında şöyle bir durum var. Yani siz bize mahkumsunuz. Siz bizi desteklemek zorundasınız. Siz işte daha önce bu 15 vekilden dolayı devamlı bu öne sürülerek İyi Parti'nin CHP'yi desteklemek zorunda olduğu ile ilgili bir şey oluşturuluyor. Yani bir ortam oluşturuluyor. Tabii ben buna itiraz ediyorum. Çünkü 2019 seçimlerinde desteklenen ittifak adayları bütün büyük şehirleri kazanırken İyi Parti aldığı birkaç ilçeyle yetinmek zorunda kaldı. Hiç iliniz yok değil mi? İl belediye başkanınız yok.
Oradaki iki ilçe başkanı arkadaşımız da işte para bulamıyorum, destek bulamıyorum diye. Onlar da gittiler iktidar partisine geçtiler. Yani bizim doğru dürüst belediye başkanımız kalmadı. O yüzden biz bu seçimlerde muhakkak büyükşehir ve ilçelerde başarılı olduk.